Deprem. Ürkütücü bir durum ancak hayatımızın bir parçası. Aslında öldüren deprem değil, tedbir almamak. Son yıllarda yapılan deprem farkındalığını artırma adına Ilgın'da da bir etkinlik düzenlendi. Marmara depreminin 23. yıl dönümü. Biz de bugün Sarıl Arama Kurtarma Derneği olarak 23. yılında hem depremzedelerimizi anmak, hatırlamak hem de bir farkındalık oluşturmak için bir fotoğraf sergisi hazırladık. Aynı zamanda arama kurtarma alanında kullanılan malzemeleri burada göstermek için bir çadır kurduk. Bölgenin deprem haritası içinde bulunduğuna işaret eden Sarıl Arama Kurtarma Derneği Başkanı Abdullah Yağcı, vatandaşları depreme hazırlamak için eğitim verdiklerini ifade etti. Aynı zamanda Ilgın'da bir deprem bölgesi. Burada da insanlarımızı biz bu konuda hazırlamak istiyoruz. Eğitimler vererek bünyemizde kurmuş olduğumuz Sarıl Arama Kurtarma Eğitim Akademisi tarafından inşallah ilk yardım, temel afet bilinci eğitimi ve arama kurtarma eğitimleri vereceğiz. Ve bu eğitimler ücretsiz olacak. Deprem çantasının önemine değinen Yağcı, içine alınacak malzemeler hakkında da bilgi verdi. Mümkünse bir deprem çantası oluşturması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü deprem çantası deprem olduktan sonra oluşan kaos ortamında insanların kendi kendine yetebilmesi için ciddi anlamda ihtiyaç olan bir çantadır. Bunun içerikleri birçok platformda da paylaşılır, biz de paylaşabiliriz. İşte bir bugün powerbank'tir, pildir, radyodur, el feneridir. Kullanmak üzere olduğu bir hapı varsa dilaltı hapı olur, tansiyon hapı olur. Çünkü o kaos ortamında bunlar bulunamayacak. Bu hapları da insanlar o çantasında bulundurabilir. Kendisine yetecek kadar, iki gün yetecek kadar bir erzak, su, kuru gıda, bakliyat vesaire bulundurabilirler.